Herkese merhaba. Ebru ile Nefes Alan Mekanlar programında yine beraberiz. Geçen hafta ben sevgili kardeşim Burcu konuğum olmuştu. Biz bitiremedik konuşmamızı. Daha da bitiremeyeceğiz muhtemelen. Biz böyle devam edeceğiz beraber. Tekrar hoş geldin Burcu. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Teşekkür ediyorum. İyi ki geldim. İyi ki ben yine Burcu'nun ofisindeyim. Burcu Design'dayız. Tabii. En son işte senin biraz mesleki olarak geçmiş olduğun yollardan anlatmıştın, kendinden bahsetmiştin. Ben de işte bu program kapsamında konuşmak istediğimiz mekanların nefes alması, aslında bizim ruhumuzun nefes alması. Biz bir şeylerin farkına vardıkça aldığımız o her nefesi ve verdiğimiz her nefesi fark ederek alıp verdiğimizde, baktığımızda gördüklerimizi daha farklı görmeye de başlıyoruz. Mekan farkındalığı diyorum ben buna biraz da. Yani burada duran obje neden orada duruyor? İşte hangi kitaplarım var rafta? Eşyalar ne? Mesela stil danışmanlığından bahsettik. Evet. 5 parça aldığı zaman çok daha verimli kullanırken belki 20 parçayı hiç verimli kullanamıyor. Evet. Ve o zaman o bir zarar, ziyan ya da hani orada bir birikim oluşturuyor. Bir depolanma hali, yük aynı şekilde. Evet. Ben danışanlarım olduğu zaman mekanlarını rahatlatmak, daha çok farkına varmak için işte Feng Shui çalışmaları da yapıyoruz, haritaları çıkarıyorum. Bir yandan da hani mekanların farkına varmalarını söylüyorum. Bu işte gerçekten ihtiyacın var mı? Bunu giyiyor musun? Giymediklerini şöyle bir hani dolabın kapağını açıp baktığınız zaman giymediğiniz eşyaları bir kenara koyduğunuzda ne kadardır giymiyorum? Çok mu severek aldınız? Ya da hediye mi geldi, hiç mi giymediniz? Daha üzerinde etiketi durmuş, 2 yıldır duran gömleği, kazağı olan kişilerden hani bu hikayeleri duyuyorum. Ya giymiyorsan birine ver ki yer açılsın, senin gerçekten ihtiyacın olan gelsin oraya. Nefes alsın. Nefes alsın. Yani o dolapların nefes alması çok kıymetli. Yani bizim her zaman yani kültürümüzde de olan bir bahar temizliği vardır. Bütün o dolaplar yani abartmıyorum boşalır, temizlenir, silkelenir. İşte hurçlara konulanlar konur, hurçtakiler çıkar, havalanır, kuru temizleme. Yani ciddi bir evde dönemdir o. Hatta çocuklar evden gönderilir, bahar temizliği var, ayak altında dolaşmayın diye ev ahalisi dahil olmayanlar evden çıkarılır. Eve nefes aldırılır. Bu aslında bizim kültürümüzde olan bir alışkanlığımız, geleneğimiz diyeyim ya da. Dolayısıyla hani nefes almak, nefes aldırmak işte biz ruhumuz için neler yapıyoruz? Yani bunların farkında mıyız? Böyle hani sosyal medyada duyduğumuz ruha iyi gelen şeyler işte ruhumu doyuran şeyler gibi hashtagler de oluyor. Gerçekten birileri onu kullanıyor, onu yapıyor diye görüp mi yapıyoruz yoksa bize de mi iyi geliyor, başkasına ait olan bir şeyin içine kendimizi mi dahil etmek istiyoruz? Yani bunları bir düşündüğümüzde bugün ben bunu hani giyerken hani beyaz bir başlangıç gibi düşündüm. Yani giyerken de şey olmasını istedim. Muhtemelen sarı için de sen yani sarının anlamını, titreşimini bolluk, düşünerek. Bereket. Evet yani bir yeni yola çıkarken benim için hani o temizlik, bembeyaz bir sayfa oluşu. Yani yeni bir program yapıyorum işte. Program sunuyorum. Tamam böyle sohbet ediyoruz yani şimdi kamera var yok vesaire. Şey, biz hani rahatız. Her gün yaptığın evet şey, yani yeni bir yola çıkıyorum. O yüzden bunu giyerken düşünüyorum. Bunun farkına varıyorum. Saçımı tararken olsun işte hani saçımızı tararken beyazlarım çıkmış diyorum. Bunu nasıl fark ediyorsak ve bunu değiştirmek için adım atıyorsak ya da atmıyorsak neyse bu farkındalıktan bahsediyorum biraz. Hani bize ne iyi geliyor? Tamam. İşte bir koku mu? Aromaterapi bambaşka bir programın konusu ama kesinlikle kokular. İşte 5 duyuya hitap eden yemek mi? Sevdiğimiz yemekleri yemek mi? Ya da o yemeği neden seviyoruz? Aileyle zaman geçirmek, arkadaşlarla birlikte olmak, belki renk. Hani renk konusundan böyle alıyorum topu sana veriyorum çünkü hani renk senin projelerinde çok ciddi, cesurca kullandığın evet. bir öğe diyeyim. Hatta evet. böyle şeyin niteliğini niceliğini oluşturan tasarımın tamamen böyle var, kodunu noktası. En büyük kodlarından biri gibi. Evet o yüzden hani o renk sana nedir, ne diyor? Için? Senin için nedir? Benim için renk nedir? Neden renk? Neden renk? Hepsi var. Yani şöyle tabii ki var cevaplar ama bazen de cevaplar yok. Sadece yapıyor oluyorum. Yani bazen hani zaten tarif ettiğimde o tarif ettiğinde bir şeyi
anlamını yitirebiliyor. Bazen hani çok daha anlatmamak gerekiyor bazı şeyleri. Ama anlatabildiğimiz kadarını anlatacağız tabii, çünkü biz sohbet ediyoruz ve seviyoruz sohbet etmeyi. Yani evet, yani neden o renkler? Yani sırf mekan için değil, işte giyinirken de. Giyinirken de öyle. Sürekli aynı renklere mi yöneliyorsun? Sen hayır, değil. Sen değil yani. Hani kişiler için. Ben bahsediyorum. Sen kendinden bahsediyorum. Diğer hani şeylerde hani değineceğim. Yani küçük bir pencere aslında açmak, bir farkındalık yaratmak bu sohbetin amacı. Yani renklerle evet, başlayıp konuları aynen nefes aldırmak. Yani o renk mavi giydiğinde bir böyle iyi hisse, hakikaten hani kadar iyi oldu deyip kendine yakıştırıyorsan, sen yakıştırdığında zaten seninle karşılaşan herkes o gün sana onu çok yakıştıracaktır. Yani o titreşimi yayıyorsun. Ben de şöyle bir aldığın şey var. Aldığın nefesi veriyorsun işte. Yani bu renk konusu ve kişilerin hani yakıştırması, yakıştırmaması. Ya ben de şöyle bir şey oluyor açıkçası. Hani bunu o yüzden tarif edebileceğim bir şey mi bilmiyorum. O yüzden altıncı isteyebilirsin ya da öngörü, işte üçüncü göz, ne demek isterseniz diyebilirsiniz. Atış serbest o konuda. Ama şöyle bir şey oluyor. Ben hani ilk bir araya geldiğimde müşterilerle, evi için olsun, kendisi için olsun, ben baktığımda bir his gelir bana. Ve o his onun rengini belirler benim için. Yani o, bu kişinin rengi mavi ama açık mavi, hani böyle gök mavisi gibi olan mavi derim. Ya da işte biri olur, bu oraya girerim, burada bir hani bodrum mavisi diyorum ben, ama bodrum mavisi o bildiğimiz hani şey değil, kobalt değil, daha böyle turkuazla mavi arasında, o denizin o renklerinden aslında diyorum. Yani benim için hepsinin bir tarifi var ve çünkü onların karşılığı bir his. O kişinin dünyaya yaydığı his, o insanın ruhunun en güzel ifadesi olan bir renk karşılığı var ve ben bunu hissediyorum. Ve aynı şekilde de bu bir insanın evi ise o hangi köşelerde neyi kullanması gerektiğini doğaçlama olarak geliyor projeyi yaparken. Ve de o biraz da ben diyorum ki hani proje yaparken böyle bir trans hali gibi bir şey oluyor. Yani o ben Allah'ım transdayım falan gibi. Öyle bir şey değil ama hani proje oturup başladığında zaten yapmaya. Sezgisel bir şey yani, evet, bilmeden bilme hali. Evet, kendi kendime kalıp projeyle. Senin içindeki kodun, onu sen dışarı anlatamazsın kelimelerle. Anlatamam. Zaten. O da benim ifadem. Rengin yani benden çıkan çıkışı. Şey. Evet. Ve hani o çıktığında sonradan hani ben yapıp böyle daha sonra projelerime geri baktığımda diyorum hani ben bunu nasıl yapmışım diyorum bazen yani. Çünkü her zaman o kadar yani bir bilinç var hani, çünkü hem matematiksel hem özellikle benim tarifim de odur, bir tasarım yaparken önce matematiğini çözelim. Ondan sonra da ruhunu anlayalım, modunu anlayalım, nasıl bir his vermek istiyoruz burada diye. Matematik kullanımla alakalı bir şey, daha teknik. İşte yani uygulama kısmı aslında işte. Yani planı çözmek. Planı çözmek çok önemli. O akışı nasıl istiyoruz olayı. Ondan sonra hani tabii ki şaşırıyor oluyor hani ev sahipleri de, nasıl çözün. Aslında hani ben de düşünebilirdim bunu diyorlar. O zaman düşünseydiniz tabii ki yani, ama orada başka bir türlü yani, düşünseydin hani. Evet, o zaman hani bana da para vermezdin, ne güzel yani, rahat verdin. Ama işte zaten olay o yani, hani burada hem bir uzmanlığımız var mimar olarak, onun ötesinde bir araştırma durumumuz var sürekli. Ve araştırdığımız şey aslında yaşamlar. Bir ben hani ben nasıl hareket ediyorum? Ben içeri girdiğimde ne görmek istiyorum? Ya da ben benim dışımdaki hani ben burada insanlık anlamında diyorum. Ben hani çünkü bir kullanım. Bir artı bir eve nasıl yerleşirim? Burada hani aynı zamanda home office olarak çalışılacak mı? O zaman ne koymalıyım? Nelere ihtiyacım var? Ne kadarlık bir depolama alanı gerekiyor? Bunların hepsi matematik işi. Tabii. Matematiğinden sonra onu çözdükten sonra tamam okey bu planda anlaştık. Hani tarifler oldu. Peki bunun hacmini nasıl hissedeceğim? Çünkü sizi saran bir yerdir, mekan sarmaktır. Ve de işte o noktada çıkıyor hani bir müşterime demiştim bence hani sizin renginiz mavi dedim. Sonra onu böyle bayağı bir düşünmüş. Evet, gerçekten benim rengim mavi ve evinde balkonunu böyle turkuaz mavi bir açık bir tonla boyadık. Mutfağını açık mavi yaptık. Hatta bakarsanız web sitemde görürsünüz. Ve onlar orada o kadar mutlu olarak yaşamaya devam ediyorlar ki bunu da söylüyorlar. Ya çünkü yani insanın kendi ruhundan izleri mekanında taşımak olayı benım için. O mekanla ilişki da var. Kurmak aslında. Madem orada yaşıyorsun. Geri bildirim. Sürekli evet, besleniyorsun. O bir döngü zaten. Yani, o hatırlama süreci. Evet. Ve ben o hatırlamak istediklerimizi o yüzden hani kişilerin ruhunun en güzel ifadesi olarak ortaya çıkarmak istediğimde Edip Cansever'in de hani söylediği gibi insan yaşadığı yere benzer. Çok temel bir ihtiyaç, istek ve oluşum. Yani bu söz öyle benim için. Ve her projede
bunu yansıtmaya çalışıyorum elimden geldiğince. O yüzden o yaşamları inceliyorum, araştırıyorum. Ve o yaşamları ne kadar çok sohbet edersen müşterimle bana anlat, en ufak bir duruşu, bakışı, bunların hepsini gözlemliyorum ben. Böyle çalışıyorum. Ve o yüzden hani sadece mimarlık diyemem yapılan işe. Tasarım, daha çok belki tasarım diyebilirim. Ama mimarlık hani oradaki teknik biraz da rehberlik geliyor. Yani o kişinin de kendini keşfetmesine sen dışarıdan bir göz olarak çok aslında fark ediyor. Yani, danışmanlık veriyorsun. Rehber tabii yani, oluyorsun. Rehber şöyle hani o kadar biraz hani ağır bir şey olabiliyor. Hayır, rehber yani gayet etmek, yolu göstermek. Buradan gideceksiniz hani aradığı yeri bulması için hani tabela yok. Buradan gideceksiniz demek yol yani. Var. Evet. O yolu biraz aydınlatmak olabilir, evet. Evet. Hani bakın düz gidip sağda nelerle işte karşılaşacaksınız gibi. Ya bu benim için çok keyifli bir bu yol size iyi gelecek. Evet, sebeben oluyor yani ki o yüzden hani uzmanlık konusu önemlidir benim için. Ben de hani bir şeyleri başka konuda birilerine bazı şeyleri danışırım. Yani çünkü ben o kadar iyi bilmiyorumdur onu. Zorunda her şeyi bilmek zorunda zaten da değiliz. Evet. Ama Türkler olarak nedense her şeyi biliyoruz. Ya o kısmını ben anlamıyorum. Evet, o şey fark eczanesi var ya hani. Herkes kuaför. Fark eczanesi. Bilmiyorum demenin bence özgürleştirici bir yanı var yani. Hani o bilmemek yani bir özgürlüktür. Hani ignorance is a bliss denen o tabir. Ya sadece o cehalet ne mutluluktur'dan ziyade aslında insanın bazı şeyleri bilemediğini bilmek, yani bilemediğini bilmek başka olasılıklara yer atmak anlamına geliyor. Ve rahatlık. Almak işte. Ya evet. Bir oh diyorsun. Her şeyde ben mi cevap vereceğim? Ya, işte evet, sen yani kendin bul ya da hani bileni bul yani. Yani her şeyde biz bulamayız değil mi? Ya sırf mimari anlamda değil, hayatta da yani. İşte o yüzden diyorum ben de hani bir şeyleri ama tabii ki genel olarak, genel bir tutum olarak araştırmacı olmak, bakmak, soruşturmak, sorgulamak, yani bunlar güzel şeyler. Yaşamınıza zenginlik katan, devamlı öğrenme hissi ve oluşumu insanı canlı tutan bir şey, insana nefes aldıran bir şey bence, evet. Yani. Evet. Yani hani ben de düşündüğümde bazı işte yemekler, bazı arkadaşlarımla geçirdiğim zaman işte mesela anneannemin limonatası. Yani çünkü o limonata çok tatlıdır. Şekerini çok koyar anneannem. Yani koyardı, artık yapmıyor tabii ama anıya bağlar. Yani çünkü ruhumuza nefes aldıran şeyler bir şekilde beş duyuyla bizde içeride bir şeyi tetikliyor. O çarkı döndürüp o tıkır 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 kapıyı açıyor ve bizi o anılar alemine hop ışınlıyor. Dolayısıyla işte anneannemin limonatası. Yani bugün içtiğimde bana o anıyı hatırlatıyorsa o benim ruhuma iyi geliyor. Nefes aldığım, mutlu olduğum bir ana götürüyor. Evet. Tam tersi de oluyor tabii hani. Mutsuz ve daha sıkışık anılara da gidiyorsun ama o anıyı unuttuğundan artık o limonatayla kodlanmış olan anıyı hani unutmuşsan, üstü örtülmüşse ya da hatırlamıyorsan neyse, o limonata artık o limonata değil. Sıradan bir limon, şekerli limonlu su. Yani bu konuda bir anı ve an hani meselesi. Tamam, anı oluyor aslında. Mekan, o anı hatırlamak, evet. Anı. Zaten. Yani gözümün önüne şu anda geliyor işte. Bu konuda işte da biraz hani şey hem diyeyim, okuyorum hem izliyorum. Hani bazı YouTube kanallarından izlediklerim oluyor. Bu konuda da şeyden bahsediyordu hani anıyı hatırlamak, bir koku ya da bir görsel bir şey. Orada bir şey hani onu hatırlamak istersen önüne koyduğun o objeler vesaire o anı hatırlamak istediğin içindir. Ki orada diyor ki hani bir şeyi kaçırmışsındır ve onu hatırlamak istiyorsundur. Onu hatırlatmak için sen aslında ruhun biliyordur ve onu oraya koyduruyordur sana. Orada bir şey hatırlaman lazım. Evet yani bir ruh şey içeriden dürtüyor seni. Evet anı hani ama bilinç ne? Altını kurcalıyor, bilinç üstüne bir şey atıyor, görüntü atıyor. Yani hani bunlar aslında hani ruhun titreşimi doğayla, evrenle, kaynakla, evet, eş oluyor. Evet. Zihnin ve bedenimizin buna tepki vermesi azıcık böyle geriden hani geliyor. İşte hatta yani dejavuyu da bu şekilde açıklayanlar var. Yani önden o geldi, zihin arkadan işliyor ve sen bunu daha önce yaşamışım zannediyorsun. Oysa saniyeler farkı var. Bazı hani şeylerde zamanı çözülmedi. Algılayamıyor. Yani şu an daha önce yaşadım değil. Az önce ruhun oradan geçti, ya sen arkadan zihinle onu geliyorsun. Onu başka şeye bağlayan
teoriler de var. Tabii tabii dolu. Hani dolu. Yani hepsine de inanırım ben. Ben de her şeye inanıyorum. Yani evet, dejavuyu karıştırmayabiliriz ama hani bu tip şeyleri ruh oradan dürtecek ki işte bak bu canım koku istiyor. Oradan alttan sana o kokuyu seçtiriyor ya da o tadı, bir sürü bir şey yiyorsun ortadan bir şey. Ya bunun içinde ne var dersin? Yok der işte vanilya özü koydum, tarçın, ceviz, ne? Yok hayır. Hayır, başka bir şey var yani bunun içinde başka, özünde başka bir şey var. Yani o anne yemeği açılmış. Mesela. Tabii anne canım. Yemeği olayı bambaşka bir şey. Ne olursa olsun her şeyi aynı yapın edin. Ama annenin, bir annenin çocuğuna yaptığı yemek, onun içinde başka bir yani içerik var. Ve onu böyle anneden ya çocuğuna yapacağım. Sıcacık saran bir şey. Ya evet. İyi geliyor, iyileştiriyor. Yani hakikaten iyi geliyor. Yani bu çok anlamlı. Ve aynı tarifle yapınca olmuyor. Bazen hani gelen misafire göre de bence hani şey değişiyor. Tadı tuzu değişiyor şeyin. Kesinlikle. Yani böyle şeyler var. Hani bunları açıklayabilir miyiz? İşte bu kadar biz açıklayabiliyoruz. Hani ama onları siz yaşıyorsunuz zaten. Hani evet, bence anlattığımız hiçbir şey ya benim başıma gelmedi. Bunlar da ne diyor? Değil. Herkes evet. De böyle bir evet ya hakikaten yani o yani bazen de evinize gelen hep sabit bir kişi vardır. Onun geldiği zaman dikkat çekici olaylar olur diyelim. Yani hani bunlar olmuyor değil. Aslında bu minik ipuçları da benim işte programımın içine aralarda şey ettiğim, yerleştirdiğim böyle minik haplar ya da minik süs objeleri olarak koyduğum konularla alakalı aslında. Mesela ben hani ruhuma iyi ne geliyor dediğimde masallar. Yani bu çocuk masalları olsun işte kendi çocuklarımı da okurken ya da onlara masal uydururken tamamen işte bulutların ardında işte gökyüzünün yani. Ötesinde böyle olmayan bir zamanda ve mekanda şey ettiğim hayali masallarım var. Yani güzel hikayeler uydurur diyeyim. Yani. Arada uydurma ustalığım vardır. Var bayağı o konuda iyi. Yani severim yani. Çünkü işte mesela küçükken ben inanmıyordum ya sana hani şimdi dediğin doğru mu değil mi? Evet yani, burcu ayırt edemezdi. iyi uydururum yani çok gerçeğe yakın yani. Uydururum. Yani o konuda bayağı başarılı o yüzden güzel hikayeler çıkar. Çünkü işte mesela bende de o yani masal niye bana iyi geliyor? Çünkü ruhum seviyor bunu. Ruhumun içinde o şey var böyle başka oradan bir dünya. Açılıp çiçek açmak istiyor. O çiçeği gör demek için işte ya masal uydurtuyor ya masalsı bir an yaşatıyor bana. Yani buralarda kırpışan böyle pırıltılar bilmem neler işte bir anda uçuşan simler yani toz değil ya sim uçuyor işte hani. Periler geldi şeklinde. Hani bunları hayatıma katıyorum. Çünkü bunlar bana hakikaten iyi geliyor. İyi hissettiriyor. Evimde daha böyle mitolojik objeler olsun, masalsı karakterler olsun, bunların biblolarını koyuyorum. Yani işte, o mitoloji, efsane denen şeyler. Ben bayağı gerçek gözüyle bakıyorum. Hani bilmiyorum. Seviyoruz yani. Yapmayın. O kodu koyduğun zaman ona zaten işte mesela bir peri objesi, işte ejderha, anka kuşu tamam bunları görmedik. Yok. Belki de gördük. Var. Bilmiyoruz yani. Ama hani bir şeyin ötesi daha farklı bir titreşim. O kadar uzakta da değil zaten aslında. Tamam anka kuşu belki efsanevi bir hani. Ama o işte enerjik olarak. Bir var uzakta değil dediğim şey şu i̇çimizde yani. İçimizde yani. Evet. Yani içimizde tabii ama bir yandan da doğada o kadar mucizevi şeyler oluyor ki. Ha tabii. Yani şimdi bir oturup izlediğinizde doğaya yani aklın almıyor. Bağlayacak olsak iki program daha yapmak doğaya gerekir. Doğaya bağlamalıyız. O zaman sende iki program sözü daha alıyorum ben. Tamam. Doğaya bağlayalım. Bu programı toparladıktan sonra bir de böyle doğadan bahsedelim. Hani bu şu anki mevsimimizi de geçiş mevsimi kabul edersek. Evet. Bunda işte renklerin değişimi, doğanın dönüşümüyle bir döngüler konusu yapalım. Döngüler. Aynen bunun sözünü alayım. Tamam. Ruhumuza iyi gelenler, nefes aldıran şeyler, yaşantımızda. Yani bunların biraz hani farkına varın. Mekanınıza bir bakın. Benim konuk olarak katıldığım programlarda da anlatıyorum ben bunu hep. İşte yani bu niye burada? Yani burada olmasaydı daha mı mutlu olurdum? Burada var diye ben mutlu muyum? Bu bana sıcaklık veriyor mu? Sırtımı buna yaslamak böyle hani daha mı rahat? Bu yöne oturduğumda baktığım manzara mı beni mutlu ediyor? Yani yoksa bunları otomatik mi yapıyoruz? Yani evimizin içinde otomatik hiç düşünmeden mi hareket ediyoruz? Yani bazen öyle otomatikleşiyorsun. Ama tabii. Hayat itiyor. Yani sen çok otomatikleştiğinde sana başka bir şey fark ettirmek istediğinde yani bir takılıp bir böyle sallıyor. Yani. Yani sallanma yanlamazsan böyle böyle yere yapışırsın. Yapıştırıyor arada yapış. Yani biz de yapıştık. Yapışacağız. Celebrity falan da tanımaz. Böyle 2.80 yere yapıştırır.
olmazsa olmazı yani, anlamayana yapışmaktan kötü olmaz yani. İşte evet, yapışmamak için az ayaktayken hani o sarsıntıyla bir şey etmek, toparlamak lazım. Tam toparlamak lazım demişken de programı da ben şöyle bir toparlayıp aldığım sözü unutmuyoruz. Bir sonraki programımızda yine bence güzel oldu bu. Doğanın değişimi, dönüşümü, hani ruhumuzun işte kaynakla, doğayla eş titreşmesi ve bunu hani uyan, hadi uyan, o ufak uyandırma servisiyle bizim zihinlerimize dıt 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 şeklinde alarm öttürmesi yani, gibi. Evet. Çünkü hani bazen insan kendi konumuz var aslında. Bilmiyor. Uyanalım. Mekanımızın da farkına varalım. Evinizde hani bu programı izleyip dinledikten sonra tam oturduğunuz yerden sadece gözünüzün gördüklerine bir bakın. Yani çok şey görüyor olabilirsiniz ama işte onu kim hediye etti? O niye orada duruyor? Burada durmalı mı değil mi? Bir buna bakın. Mekanınızı fark edin. Yaşadığınız mekanı sevin. Ruhunuza iyi gelenleri keşfedin. Ve nefes alın. Tadını çıkarın hayatın. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.